LGS'ye son 47 gün gerçekten havalar ısınmaya başladı. Güzel haberler Sağlık Bakanlığı'ndan gelmeye başladı. Bizler yine de sokağa çıkmıyoruz. Dikkatli bir şekilde evimizde önlemimizi alıyoruz. Ve tabii ki de LGS'ye çalışıyoruz. Günün sözüne baktığımızda yarın için en iyi hazırlık bugün elinden gelenin en iyisini yapmaktır demiş Jackson Brown. Gerçekten de elimizden gelenin en iyisini yapıp sonrasında da tevekkül edersek yani ya Allah'ım ben çalıştım. Testlerimi çözdüm, denemelerimi çözdüm. Elimden gelenin en iyisi bu kadar. Matematikte bu kadar yapabiliyorum. Fen'de bu kadar yapabiliyorum. Türkçe'de bu kadar yapabiliyorum. Ama ben bunu yapabiliyorum. Ve bu kadar test çözdükten sonra, çalıştıktan sonra da artık inşallah hayırlısı olur diyeceksiniz. Ve sonrasında da sınavdan güzel notları, güzel sonuçları alacaksınız. Günün yorumuna baktığımızda gerçekten yorum çıldırmış. Hatta şöyle yorumu dik tutmak istiyorum. Çünkü öğrencimiz de böyle demiş. Demiş ki şöyle yapalım mesela. Biraz skopla da oynayalım. Evet, gördüğünüz gibi uzaydan görünen ilk Türk yorumu oluyor. Evet tam bu güzel oldu şu anda. Bak demiş ki görün yorumunda hatta bak altı üstü hiçbir şey okumuyor ama neyse şöyle yapalım. Şimdi son defa yazıyorum demiş. Son defa yazmış gerçekten güzel yazmış. O kadar uğraştım. Hocam yorum tarzı kağıdı dik Al hadi, hadi kağıda dik tutar. seni kırmayalım. Kimmiş bu arkadaşımız? Mevlüt Arancak 1500 beğeni almış. Tebrik ediyoruz. Dolayısıyla Mevlüt Arancak'ın yorumunu böyle dik tutaraktan okuyacağız. Bakalım ne olacak ben de merak ediyorum. Şimdi soruları kısa kısa cevaplayacağım. Çünkü yani bu insanlıktan çıkmış artık burası. E, kağıdı tutar mısınız? Evet tuttum. Telefona bir günde kaç dakika ayırmalıyız? Maksimum bir saat arkadaşlar. Okula gitmeden mi LGS'ye gireceğiz? Muhtemelen böyle bir durum oluşabilir. Ama okula birazcık e, eğer durumlar düzelmeye devam ederse okula biraz gidersiniz 15-20 gün gidersiniz. Sonrasında bu telafiden sonra LGS gelebilir. Dolayısıyla e, Muhtemelen eğer LGS varsa öğrenciler sınava giriyorsa burada okula da gidebiliyor demektir. Okula da mutlaka birkaç gün, en azından bir bir iki hafta size eğitim verirler. Ders yani şöyle düşünün evde oturuyorsun. Hadi bakalım LGS hep beraber okula gidin olmaz yani. Ders çalışma aralığı en iyi zaman e, hangisi demiş? Burada en iyi zaman sınav saatiyle. En benzer zamanlar. Yani sabah erken saatler en iyi ders çalışma saatleri arkadaşlar. LGS'de paragraf çıkmıyor. Çözelim mi? Nasıl bu LGS paragraf çıkmıyor? LGS en fazla paragraf çıkıyor. 10 soru çıkıyor paragraftan. Dolayısıyla bol bol çözmemiz gerekiyor. LGS'nin erteleme ihtimali yüzde kaçtır? LGS'nin erteleme ihtimali şu anda yüzde 40. Yani ertelememe ihtimali çok daha fazla. Çünkü her şey olumluya gidiyor. Milletin Bakanı'nı ertelemek istemiyor. Dolayısıyla ertelenmeyecekmiş gibi sıkı sıkıya çalışmalıyız. Sabahleyin hangi dersler daha verimli? Matematik ve fen daha verimli ve soyut Türkçe soruları. Yeni nesil matematik sorularını Türkçe soruları gibi mi çözelim? Ee, tabii ki matematik sorularının kendi içinde bir ayrı çözüm yöntemi var. Formülü bilmemiz gerekiyor. Formülü severseler bile dikkatli okumamız gerekiyor ve işlem hatası yapmamamız gerekiyor. En çok hangi konulara çalışalım? Tabii ki de en çok birinci dönem konularına çalışın. Zaten sınav birinci dönem konularına çıkıyor ama ders olarak diyorsanız matematik, Türkçe, fen, kas sayısı fazla olduğu için sizler için daha önemli. Ben ne kadar küçük kaldım ya. Evet. Şimdi ee, neredeyiz? LGS'de yüzdelik dilim mi daha önemli? Tabii ki de LGS'de yüzdelik dilim daha önemli. Yani kaç puan aldın? 400 puan. Kaç puan aldın? 5 Hiçbir önemi yok. Burada önemli olan yüzdelik dilim. Yani netiniz ve başarı sıranız önemli. Yani sınav çok kolay olursa 480 puanla istediğin yeri kazanamayabilirsin. Çünkü çok kolay olur. Ama sınav çok zor olursa 420 puanla bile çok iyi bir yer kazanabilirsin. Niye? Çünkü veya 400 puanla bile. Çünkü sınav zor olmuş. E, dolayısıyla dilim önemli arkadaşlar. E, ee, neredeyiz? Hangi yıldayız? Buradayız. Ha. Fen gitmek için program nasıl olmalıdır? Günde en az 270 soru çözmelisiniz. Sınavın 3 katı soru çözmelisiniz. Yeni sorularda 10 dakikadan daha fazla süre veriyorum. Ve moralim şu ne yapmalıyım? Bu zamanla azalacaktır. Hiç endişelenme. Yeni soruları bol bol çözdükçe sürede ilk başta 10 dakika olabilir. Sonra 6 dakika. sonra 5 dakika. sonra 4 dakika. sonra da gerçek süresi olan 2 dakikaya düşecekler. %20 dilim kaç puan bu sınavın zorluğuna bağlı. Az önce söylediğimiz gibi Mevlüt. Eğer çok zor bir sınav olursa %20 dilime işte çok düşük bir puanla da girebilirsin. Ama e, çok kolay bir sınav olursa bu sefer yüksek puan bile alsan giremeyebilirsin. E, hatalı konular bana zor geliyor. E, ne yapabilirim? Hatalı konular ne demek ya? Yani zor konular bana zor geliyor diyebilirsin. Bu mantık ama hatalı konular. Burayı anlayamadım bu soruyu. Herhalde bazı konular bana zor geliyor diyor. Eksik olduğun için zor gelebilir. Süre azaldığında kalbime her gün bir ok giriyor. <laughs> İnşallah LGS'ye kadar ölmem. Demiş. Şimdi burada süre azaldığında kalbimize ok girmesinin sebebi esasen heyecanlanmamız. Yoksa ok falan girmiyor. Süreye karşı mutlaka zamanlı çözmenizi de gerçek sınavın provasını yapmalıyız diyoruz her zaman. E herkesin sorunu. Hocam koronavirüsten dolayı kimse evden çıkmıyor. Peki yine, yine yine okullar açarlar mı? Eğer koronavirüsten dolayı önce kafeleri açarlar. Bakın önce okulları kapattılar. Sonra kafeleri kapattılar. Sonra sokağa çıkma yasağı getirdiler. Önce sokağa çıkma yasağını kaldırırlar. Yani çocuklar parklara, bahçelere çıkabilirler. Sonra kafeleri açarlar. Sonra okullar açılır. Dolayısıyla her şey tam güvenli olmadan en değerli varlığımız olan çocukları yani size öğrencileri dışarı göndermezler, okula göndermezler. Hocam. Herkes şunu merak ediyor. Yeni kitap çıkaracak mısınız? Evet. Yepyeni bir kitabımız geldi. Doz denemeleri ve bunun haricinde üç tane daha yeni kitabımız geliyor. Onlar da hazırlıklı olun. Yarın açıklıyoruz arkadaşlar. Hocam bir çıtırtı çıksa dikkatim dağılıyor. Ne yapabilirim? Dağılmayacak. Çıtırtıya karşı dikkatini dağıtmamak için gürültülü yerlerde kitap okuyabilirsin. Gürültülü yerlerde deneme çözebilirsin. Ve en önemlisi de sınavda da böyle bir adam diye sesler çıkarabilir. Gözetmen uyarsa bile senin dikkatin dağılmaması için her zaman gürültüye karşı hazırlıklı olmalısın. Yani süper sessiz bir ortamda çalışmaya alışırsan sınavda birazcık sıkıntı yaşayabilirsin. Allah korusun. Hocam abla ve abinin tavsiyelerine uyuyun mu yoksa ya da size mi? Tabii ki de yani ablan ve abl abin benim haricinde bir tavsiye vermez ki. Ya bizim Bizden farklı bir tavsiyeler. Onlar da sana çalışıyordur. Onlar da sabahleyin erken çalışıyordur. Onlar da bol soru çözüyordur. Onlar da deneme çözüyordur. Yani ablanla abin sakın çalışma diyorsa benim tavsiyelerime uyu Ama onlar da çalışıyorsa aynı tavsiyelere uyabilirsin. Kitap okuyanlar günde kaç sayfa okurlarsa daha iyi anlayabilirler? Burada anlayabilirler olacak da burası. Yanlış yazmışsın Mevlütçüğüm. Şimdi kitap okuyanlar günde en az ama en az... E, kitabın kalınlığına bağlı olarak mesela diyelim ki Memduh Şevket Esen Hava Parası bu biraz daha rahat okunabilecek kitap. Burada mesela en az 20 sayfa okumaları lazım ki daha rahat anlayabilsinler. Hocam ee, EBA TV'de sınavda ben konuları anlatıyor. İzleyelim mi? Arkadaşlar EBA, Milletim Bakanlığı öğrencilerden şikayet geliyor. Ya biz işte LGS'ye girmeyeceğiz. O zaman bize yeni konuları niye göstermiyorsunuz diye. O yüzden EBA hem geçmiş konuları tekrar edecek hem de yeni konular gösteriyor. Ama sizler şu anda yeni konuları öğrenmenize gerek yok. Siz birinci dönem konularını sıkı sıkıya çalışın ve inşallah da liselere giriş sınavında süper puanlar alın. Zaten o eksik aldığınız konuları biz size hızlı bir şekilde göstereceğiz 9. sınıfa geçerken. EBA'dan da bir daha açıp izleyebilirsiniz zaten. Hocam LGS ertelense okullar açılır mı? Tabii ki. Önce bir okullar açarlar. biraz okula gidersiniz. Ondan sonra LGS olur. Yani hiç daha okula gitmeden hop doğru sınav merkezine göndermezler sizi. Hocam internet üzerinden test çözelim mi? Benim gözümü ağrıtıyor. Ekranın parlaklığını düşürdüm. Yine de gözüm ağrıyor. Ne yapabilirim? O zaman çözme internet üzerinden. Evde kitapla çöz. Hocam notum 360 veya o internetteki yani web sitesi üzerindeki şeyi bilgisayar ekranı üzerindeki çıktı al printten. Ardından öyle çöz. Hocam notum 360. Hedefim 495 yapabilir miyim? Emin olamıyorum. 360'dan 495'e 135 puan. artırman için çok sıkı çalışman lazım. Yapabilirsin. Niye? Sadece bir dönem konuları var. Niye? Evdeyiz. Niye? Kontenjanları artırdılar. Bu bizim için bir avantaj. LGS'de sözel'de, sözelde sondan mı arkadan mı nereden başlayalım? Baştan başla. Bak sayısalda fenden başlayıp matematiğe geçebilirsin ama sözelde Türkçe, inkılap, din, İngilizce sıralamasını bozma. LGS, hocam LGS'de başaramama kaygısını en iyi nasıl atlatırım? Bunu zaten size söylemiştik arkadaşlar. Stresi bırakacaksınız. Yani şunu ben elimde taşıyamam belli bir süre sonra. Artık yorulurum. Bak hafif bir şey bu. Size hediye ettiğimiz jel hani biliyorsunuz alışverişin. Belli bir yerden sonra taşıyamam. Ağır gelir. Ama bırakırsam hiçbir şey yapamaz. Strese böyle. Bırakacaksın ya yani, uğraşmayacaksın fazla. Birazcık stres yapacaksın ama sonra sallamayacaksın. Ee, hocam tatil oldu diye Annem diyor ders çalış kafam alak bulak ol.'' Tabii ki annen ders çalışıyorsa annenin sözünü dinle. Çünkü tatil bizim için tatil değil. Biz LGS'ciyiz. Bizim için tatil bir ders çalışma fırsatı. Zaten inşallah LGS'den sonra tatilin en kralını biz yapacağız. En güzelini biz yapacağız. Böyle istediğimiz şekilde dinleneceğiz, eğleneceğiz, gezeceğiz inşallah. LGS'ye az kaldı. Bazıları heyecanlanıyor, korkuyor, endişeleniyor. O kişiler duyguları nasıl atlatırlar? Arkadaşlar bu hepimize var. Bilhassa çalışan gayret gösteren öğrencilerde heyecan, korku, endişe olabilir. Bundan hiçbir şekilde kaçamayız. Ama bunu kontrolü ve az yapmamız lazım. Yani sürekli stres, sürekli, sürekli heyecan bize zarar verebilir. Kitap okumayı sevmesek soru çözsek olur mu? Tabii ki soru da çözebilirsiniz. Yazın çalışalım mı? Evet zaten yazında da çalışmamız gerekecek. Niye? Çünkü hani Haziran ayında sınav olduğu zaman Mayıs-Haziran yaza denk geliyor neredeyse. Hocam yeni sorular çözemeyince heves kaçıyor ne yapmalıyım? Asla vazgeçmemelisin. Vazgeçmek bu işin birinci kuralı. Hocam telefonda ders çalışırken sosyal medyaya giresim geliyor ne, yap ne, yapabilirim? O zaman telefonda ders çalışma ya da telefonda nasıl çalışıyorsun merak ediyorum gerçekten. Onu uçak moduna al sosyal medyaya fazla girme. Hocam yeni sorular yetmezken bir de örnek sorular benim sıkıyor. Çok sıkıcı. Örnek sorular sizin için bir örnek. Sınavda aynı çıkacak. Eğer örnek sorular yapabiliyorsan bu senin için bir avantaj. Bu avantajı fırsata çevir ve golünü at. Hocam günlük hangi dersen kaç soru çözmeniz? Bakın sınavda 90 soru çıkacak. Bu 90 sorunun ilk katını çözeceğinize göre her dersen o oranda soru çözmelisiniz. Yani matematikten 40 soru, Türkçeden 40 soru, fenden 40 soru çözebilmelisiniz her gün en az. Bunun daha fazlasını çözerseniz sizin için çok daha büyük avantaj sağlar. Sabah mı ders çalışalım akşam mı? Tabii ki de sabahleyin daha avantajlı saatler sizin için. Ama bütün gün ders çalışmıyorsan, akşamda ders çalışabilirsin. Fen son ünite biraz zor, nasıl kolaylaştırırım? Arkadaşlar videolarımızı izlediğinizde ve bol soru çözdüğünüzde bütün konuları halledebilirsiniz. E, matematikte konuyu anlıyorum, yeni nesil soruların neresinden başlayacağını bilmiyorum. Yeni sorularda temel, orta, sınav tarzı diye gidin diye hatta sizlere... ...burada TOS'tan da gösterdik arkadaşlar, şöyle bir kez daha göstermek istiyorum. TOS'ta biliyorsunuz temel, orta, sınav tarzı var. Oradan da çözebilirsiniz. Bu da böyle küçük 360 gibi kaldı. Şimdi devam edelim. E, neredeyiz? Kocam kitap okumak sıkıcı bir sürü yazı. Kendime nasıl hobi yapabilirim? Sevdiğin konularla alakalı kitap oku. Futbol olabilir, ne bileyim spor olabilir, arabalar olabilir fark etmez. Sevdiğin bir konu alakalı kitap okumaya başlarsan kitap okumayı seversin. Bir de böyle polisiye romanlar okuyabilirsin. Sürekli soru çözerken kafam allak bullak oluyor. Kitap okumadan soruları nasıl anlarım? Bu çok önemli bir durum. Gerçekten birçok öğrenci bu sıkıntı yaşıyor. Kitap okumadan sorular anlamamız için bol bol soru çözmemiz lazım. Biraz da yeni nesil uzun sorular çözmemiz lazım. Çay Efendisi'ni tanıtır mısınız? Tanıtırız diyoruz. Hemen şimdi skopumuzu düzeltelim. Gerçekten tekrar ekranı şey yapalım. Evet tekrar eski İstanbul stüdyolarımıza geri dönelim. Ee, Arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Bizi gerçekten perişan etti şu anda. Evet şu anda tekrar buraya geldik. Günün kitabına baktığımızda Hava Parası, Memduh Şevket Esandal canlı karakterleriyle e, kişileri yansıtan... Durum Öyküsü. Beyanlı Şirketi Sendal'ın bu eserini okumanızı tavsiye ediyoruz. Önemli bir kitap. Ve günün okuna baktığımızda e, Mevlüt'ün istediği okul. Çaylı Fen Lisesi Rize'de 7.93'e alıyor. 2019 üniversite sınav sonuçlarına göre 24 öğrenciden 11 mühendislik 8 okul. Yani 24'te 19 başarı helal olsun diyoruz. Tebrikler Çaylı Fen Lisesi. 4 yıl İngilizce. Bu okul sizi hak ediyor arkadaşlar. Çünkü sizler çalışıyorsunuz. Bu okulda güzel başarılar elde etmiş. E, ee, günün kaynağı LGS geri sayım denemeleri. Bunu mutlaka tedarik edip ulaşıp çözmeye başlayın. Şimdi süper bir deneme kitabımız geliyor. Doz denemeleri e, harika bir kitap olacak. İnşallah sınavda da çok iyi bir başarı ulaşacak sizi. Günün sorusuna baktığımızda buzulların erimesi, fosil yakıtların tükenmesi, deniz seviyesinin yükselmesi, dünya sıcaklığı ortalamasının artması, küresel iklim değişikliği sonuçlarından değildir demişiz. Fen sorusu bunda. sizlerin çok iyi yapacağınıza eminim. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Arkadaşlar çok uzun yorumlar yazmayın, çok uzun yorumları beğenmeyin. Gördüğünüz gibi bayağı vaktimiz alıyor ama olsun yine de sizleri çok seviyoruz. Hadi bakalım.